Çocuklar, koşun koşun. Masal ablanız geldi. Bugün size iki eşek masalını okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Ağlayan çok, gülen azmış. Hayvancıkların ise hiç hatırı yokmuş. Sahipleri onları istediği gibi kullanırmış. Bir gün köylünün biri sahip olduğu iki eşekten birine tuz, diğerine de sünger yükleyip pazarın yolunu tutmuş. Tuz yüklü eşek zar zor yürüyor, yere düşecek gibi oluyormuş. Yazık. Oysa sünger yüklü eşek rahatmış. Dağlar, tepeler aşıp sonunda bir nehre varmışlar. Bu nehri geçmeleri gerekmiş. Tuz yüklü eşek yorgun olmasına karşın nehri kolayca geçmiş. Çünkü suya girince çuvallardaki tuzlar eriyip yok olmuş. Eşecik de bütün yükünden kurtulmuş. Bunu gören sünger yüklü eşek de girmiş suya. Ama o kısım kısım kısılan, yükü hafif olan eşek var ya, ama sırtındaki sünger suyu çektikçe yükü ağırlaşmış. Süngerler suyu çektikçe çekmiş. Çektikçe çekmiş. Eşeğin yükü ağırlaşmış. Eşek suya batmaya başlamış. Eşeğin sahibi "İmdat! İmdat!" diye bağırmış. Yoldan geçenler sesleri duyup bunların yanına koşmuş. Ve bu zavallıcık eşeğin sahibiyle eşecikleri sudan kurtarmışlar. Eşeğin sahibi iyi bir ders almış değil mi çocuklar? Acaba almış mıdır sizce? Bir düşünün bakalım. Değil mi? Ama burada eşeğin sahibinde suç var. İki eşeğe birine haksızlık etmiş. Zavallı tuz yüklü eşek çok yorulmuş. Öbürkü de yükü çok olmasına, çok görünmesine rağmen sünger olduğu için hafifmiş. Ama şöyle yapsaymış eşeğin sahibi, biraz tuz ona, biraz tuz ona, biraz sünger ona, biraz sünger ona yüklemiş olsaydı bu eşeciklere haksızlık etmemiş olacaktı, değil mi? Hadi bakalım. Size de mışıl mışıl uykular olsun güzel çocuklar. Hoşça kalın.